Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Hızla şu dört soruya bakayım inşallah. Bizim bildiğimize göre insanın yaratılış noktası var ama insan evveli değil. Ama tek ahiri Allah. O zaman insan bir kavramdan mı ibaret? Ya da kuravdan mı? Burayı çözemedik, bu soruyu yazan kimse bunu tekrar bir daha yazsın, göndersin. Özürlü hükmünden olan bir kişi imamlık yapabilir mi? Özürlü hükmünü doktor mu yoksa kişi kendisi mi belirler? Özürlüler imamlık yapamazlar diye bir kaide yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'den zaman zaman dışarı çıktığında Ümmü Mektum'u bu noktada vazifelendirirdi. Ümmü Mektum da amaydı. Malumunuz AKP'nin son dönemlerde adının karıştığı yolsuzluk suçlamaları ve tam olarak bu yolsuzluklardan kendini temize çıkarmadan ayrıca Suriye'deki gruplara IŞİD, El Nusra silah taşıdığı iddiaları ve en son tırlarda silah taşıyan tırların görüntüleri çıktı. Başbakan yalanlamadı. Sadece kimseyi ilgilendirmez dedi ve bunun gibi olaylar varken siz bir cemaatin lideri olarak cemaattekilere ya da takip eden kişilere AKP'ye oy vermeleri yönünde söylemde bulunmanız, tam olarak adını vermediniz ama AKP'yi kastettiniz, ne kadar doğru. Bu durumda kendini tam olarak temize çıkartmamış bir partiyi şahsen desteklemeyebilirsiniz. Destekleyebilirsiniz ama insanları yönlendirmenizi nasıl izah edebilirsiniz? Evet. Bunlara çok girmek istemiyorum ama buraya gelen her soruya bu noktada ben saygı duyuyorum ve bunları bu noktada cevaplandırıyorum. Bu mesele bir partiyi desteklemek, desteklememek, savunmak, savunmamak benim işim değil. Kaldı ki benim de bir siyasi görüşüm olabilir. Şahsıma ait. Veya bu cemaatin de bir siyasi duruşu olabilir. Cemaatin kendi karakteristik yapısına uygun. Bunlar ayıp değil, günah değil, yanlış değil, kusurlu değil. Bir. İkincisi, bu noktada yolsuzluk var ise her suç İslam dairesinde şahsını bağlar. Şahsı bağlar. Bireydir suç işleyen, bireyi bağlar. Bizim topluluğumuzdan da birisi suç işleyebilir. O suç işleyen kimsenin bireyini bağlar. Eğer o suç bu topluluğu ilgilendiren bir suç işliyorsa, örneğin bizim kendi içimizde, kendimize dair yaptırımlar vardır. Kendi dairesinde. Bu bir. İkincisi, bu noktada bunlar siyasi bir mesele. Siyaseten siz birisinin siyasetini kabul etmeyebilirsiniz. Siyaseten birisinin siz bu noktadaki duruşunu kabul etmeyebilirsiniz. Bu hakkınız sizin. Ben kendimce meseleye Kur'an sünnet dairesinden bakmaya çalışırım. Ben bugüne kadar 94 daha hariç hiçbir partiye oy vermedim. Bir partiye açıktan veya kapalı bu noktada destekçisi de olmadım. İma ettiğimi söylerler, ben ima etmem. Ben sadece kendimce kendi durduğum noktada Kur'an ve sünnete söylerim.
Söylediğim şey şu. Millet bana ne seçeceğini söylüyor. Ben de Twitter'da yazıyorum. İslam kendine eş seçerken dahi dindar olanını seçiyor. Benden başka bir şey bekleyemezsiniz. Bir şey seçecek misiniz? 5 tane bir şey mi var? Birisini seçeceksiniz. En dindar olanı seçmekle mükellefsiniz. Siz bunun adından, bundan birisi Saadet Partisi'ni çıkarabilir. Der ki en dindar olan benim için o. Birisi der ki AK Parti'dir, en dindar olanı o. Birisi der ki CHP, en dindar olanı o. Birisi der ki HDP, en dindar olanı o. İmam seçeceksiniz. Cemaatin içerisinden birisi imam seçilecek. Önce Kur'an-ı Kerim okumasını bileni. Hanefi'ye göre söylüyorum bunu. İkincisi, hepsi Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor. Kaleti en düzgün olanı. Hepsinin hafızlığı çok düzgün, kaleti de çok düzgün. Bu sefer iş görüntüye bakıyor. Sakallı olan varsa imam o olacak. 5 tanesinden birisi sakallı, imam o. 5 kişi var, biri namaz kılıyor. Onu seçmek zorundasınız. Kur'an sünnet dairesi bu. Bir yere bir vazifeli atanacak. Siz ehliyetli olanı atamakla mükellefsiniz. Bakın ehliyetli olanı. Bir iş yapılacak. Ne bu iş? Herhangi bir işle alakalı bir şey. O konuda ehliyetli olanı atamakla mükellefsiniz. Ehliyetli. Bu kimse atanıyor bak. Seçiliyor bir yere. Yine bir iş yapılacak değil mi? Yine onun dindar olanı ve ehliyetli olanını seçeceksiniz. 5 tane ehliyetli adam var. Birisi dindar. Siz dindar olanı seçmekle mükellefsiniz. Din bunu emrediyor. İnandığınız din bu. İnanıyorsa insanlar. Ya bunun içerisinde işte böyle zaten yazmış iddialar var. İddia beni ilgilendirmez. Verme oy kardeşim. Bana ne? Ama bunu din adına söyleyeceksem kişinin yaptığından sorumludur kişi. Siz birisi bu normalde mesela Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin mektubat 29. mektup 9. kısım 8. telvi tasavvuf, tarikat, hakikat namları altında öyle nurani, öyle şirin bir yol vardır diye girdiği o bahiste bir önemli bir şey vardır. Buradan bütün risale okuyanlara, kendisini risaleci görenlere, risale bizim kitabımız diyenlere, İşte biz X cemaatiz, Y cemaatiz, A cemaatiz, risale okuyoruz diyenler. Ölçü. Oradaki ölçüyü tabi Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri sufilere laf söyleyenler için der. Der ki bir sepet elmanın içerisinden bir tanesi çürük çıkmış olsa siz o çürük elmadan dolayı bütün sepeti çürük hükmüne koyamazsınız. Ehli tasavvufun içerisinde de çürük elmalar çıkmıştır. O ehli tasavvufun içerisinden çıkan çürük elmalardan dolayı komple ehli tarikatı, ehli hakikati öyle der. Siz çürük noktasında göremezsiniz der. Bu İslam hukukudur. Örneğin Muaviye ile Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinin çatışma sebebidir bu. Çatışma sebebi şudur. Hazreti Osman Efendimiz'i muhasara altına alır bir grup insan, o insanlar Hazreti Osman Efendimiz'i şehit ederler. Muaviye der ki, şehit edenler burada. Bu grubu komple kılıçtan geçirelim. Hazreti Osman'ın intikamını alalım. Ya bize katili versinler, ya da komplesini kılıçtan geçirelim der. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri der ki bir kişi için komplesini öldüremeyiz. Bu kimse Hazreti Osman Efendimiz'i şehit eden katil
onu bulup yargılayıp onu katledeceğiz der. Ve bir müddet sonra o bulunur, o mahkemesi görülür ve katledilir o kimse. Şimdi birisi orada katillik yaptı diye bütün grubu Hazreti Ali Efendimiz katletmez. Ne yazık ki din bilmez insanlar, ne yazık ki din okumaz insanlar, ne yazık ki hukuk bilmez insanlar, hukuk bilmez insanlar ne yapıyorlar? Bir grubun içerisinde bir suçlu varsa bütün grubu o suçu işlemiş gibi zem ediyorlar. Yani şimdi bu mantığa göre hani bütün grubu aynı suçu işlemiş gibi kabul edeceğiz ya, bakın o suç işleyen ve suçu o grup sahiplenirse, onu desteklerse, onu yanına alırsa, onu bu adam temiz der ise bütün grup olarak o suçu işlemiş gibi günaha girer. Bu da İslam hukuku. Açık açık söylüyorum. Şimdi yok. İçindeki bir tane suçludan dolayı, içinde bir taneki yanlıştan dolayı hepsini de çöpe atacaksak iyi. Şimdi seçim yasakları başladı ama bir partinin içinde eşcinsel adaylar var. Eşcinsel. İbrahim Aleyhisselam'ın dininde haram. Musevilikte haram. İsevilikte haram. Muhammedilikte haram. Eşcinselliğini ilan ederse bir kimse, saklı gizli gizlerse öldüremezsiniz. İlan ederse, benim bir tane de erkek sevgilim var diyorsa, onunla da ilişkiye girdiğini söylüyorsa, o İslam dinine göre katledilir ikisi de. Nereye koyacaksınız şimdi? İslam hukukuna göre nereye koyacaksınız? Ne yapacağız şimdi? Lanetlik bir iş yapan bir kimse. Hırsızlık lanetliktir. Düzenbazlık lanetliktir. Eşcinsellik lanetliktir. Yetimin malını mülküne göz koymak lanetliktir. Günah kebairdir. Bir kısmı bunların lanetlik, bir kısmı günah kebair. Din. Söz konusu olan İslam ise biz İslam hukukuna göre konuşacağız. İslam hukukuna göre. O yüzden dolaylı destekliyorsun. Ya ben bir portre çiziyorum. Ben bir portre çiziyorum. Bir Müslümanın seçebileceği portre çiziyorum. Siz her daim içki içen adamı seçemezsiniz. Siz namaz kılmayan adamı seçemezsiniz. Seçemezsiniz. Evet. Ya sen böyle diyerekten X partidir. Ya kardeşim ben bir Müslümanın neleri seçip neleri seçemeyeceğine söylüyorum. Bu mevzuya girmeyecektim hiç bu gece. Ya böyle bir soru gelse dahi cevap vermeyecektim ama soru uzaktan geliyor. O yüzden şimdi cevap vermesem de hani bir de şöyle bir şey. Ben cevap vermeyince işte bak kaçındı. Ya kaçınmıyorum bir şeyden. Ben meydandayım. Ben buyum. Ben saklamıyorum, gizlemiyorum kendimi. Ben mümkün olduğunca kendimi Kur'an ve sünnet dairesinde tutmaya çalışıyorum. Partiler gelir geçer. Bugün A partisi vardır, 10 yıl sonra B partisi olur. Bunlar gelir geçer. Bu tekke 450 yıllık, bu tekke burada. Seçimler bitecek, biz önümüzdeki cumartesi yine buradayız. Yine bana soru soracaklar, ben yine Kur'an sünnet dairesinde size cevap vermekle kendimi mükellef tutuyorum. Ben evlenmek için de soruyorlar. Ben diyorum ki dindar olanı seçiniz. Evlenecek misin? Evet. Dindar olanı seçmekle mükellefsin.
Bunu bana soruyorsan. Ya ben dindar olanı seçmeyeceğim. Senin yolun beni ilgilendirmez. Allah bizi affetsin. Dün gece abdestli ve dua ederek uyudum. Her zamanki gibi uykuya daldıktan kısa bir süre sonra sol kulağıma ismimle seslenildi. Ne düşünmeliyim? Yerin temizliği ile alakalı olabilir mi? Burada bu tip şeylere cevap vermiyorum biliyorsunuz. Hakkınızı helal edin. Namaz kıldıran bir kimse bayanlara kıldırmaya niyet etmediyse ona tabi olan bayanların namazı kabul olur mu? Olmaz. Toplu olda cemaat halinde namaz kılanlar cemaat halinde namaz kılarlarken cemaata namaz kıldıracak olan imam arkasına kim namaza duruyorsa hepsine de niyet etmeli. Bu konu bugün gündüz bayanların arasında konuşuldu. Burada namaz kıldıran kardeşler, arkadaşlar, namaz kılanlar burada cemaat halinde arkada namaza duracak olan bayan kardeşlere de niyet edecekler. Öyle niyet etmezlerse, niyet etmedilerse döndüklerinde geriye bakacaklar. Kendisine tabi olan bayan var ise diyecek ki ben size niyet etmedim, namazınızı iade edin. Yalan yere vallahi billahi tallahi diyen kadının nikahı bozulur mu? Yalan yere yeminin karşılığı olarak günahı belli, cezası belli. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. sayfadan. Vücutta ancak bir vahid vardır. Suyun rengi kabının rengidir. Bu soru sonunda mı geliyor bunun? Okuyarak mı geçeceğiz? Dilim adım adım mı gideceğiz? Adım adım gidelim. Vücutta ancak bir vahid vardır. Suyun rengi kabının rengidir. Vücutta bir tek hüküm sahibi vardır. İkinci bir hüküm sahibi yoktur. Bir tane kudret sahibi vardır. İkinci bir kudret sahibi yoktur. Bu noktada vücutta vahid dediği bir. Vücutta bir tek Allah vardır. İkinci bir Allah yoktur. Hükmeden, kanun koyan, kural koyan bir tek nedir? Bu manada Allah'tır. Vücutta ancak Allah vardır. Bunların hepsi de fütuhattan herhalde. Evet. Vücutta ancak Allah vardır. 2. cilt 348. Evet. Bu şimdi bir kısım ehli sufi vücudu iki görmüş. Bir vacibül vücut dedikleri Cenab-ı Hakk'ın vücudu. 2 hadis dedikleri sonradan yaratılanların komple bu kainat dediğimiz vücut. Bunlar bir kısmı burada durmuş. Bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın vücudu vardır ama mevcut vücut da kainat gölge kainattır diyenler olmuş. Burada Arabi'nin genel olarak duruş noktası komple bu vücut denilen alem gölge alemdir. Gerçek değildir. Bir yanılsamanın sonucudur. Diyerekten vücutta ancak Allah vardır derken bu yanılsamayı, bu gölgeyi de Allah'ın sıfatlarının tecelliyatı olarak gösterir. Hak vücudun aynıdır. Evet. Hak vücudun aynıdır dedi. Hak ismi şerifinin sıfatı. Buradan haktan kasıt Allah ismi şerifinin sıfatı değil. Hak vücudun aynıdır dedi. Vücut bu manada hakkın aynı gibidir. Hakkın aynıdır. Kül Allah içindir. Allah'ladır. Ve belki de daha ötesinde Allah'tır.
kül sonradan oluşanlar. Bu Allah içindir. Yani bütün varoluşun hepsi de Allah içindir. Ve bu varoluşun tamamı Allah'ladır. Hiçbir şey başıboş değildir. Ve belki de ötesinde de Allah'tır. Yani ötesinde dedi, bu vücut gölge, bu gölgenin aslına ulaşırsanız oradan da Allah'ı bulursunuz. Vücut Allah'a aittir. Allah daima var olandır. Sen ise hep yoksun. Bu ama mecaz olanı, ama hakiki olanı, ama gölge olan, görüneni, ama görünmeyen vücut devamlı Allah'a aittir. Görüneni, görünmeyeni Allah'a aittir. Sen ise hep yoksun. Bu her şeyin Allah'a ait olan yerde sen kendini var görme. Sen de bu gölge alemin içerisinde bir gölgeden ibaretsin. Arabi 30 yaşında Hak ile yaptığı mukalemenin ilk meşhedinden, Meşhedül Esrar'dan. Evet, bu Arabi'nin kendi tabiriyle 30 yaşlarındayken Cenab-ı Hakk'ın Hak ismi şerifiyle onun kalbine vermiş olduğu ilhamlarla alakalı bu konuşacağımız. Hak nurul vücud ve iyan yıldızının tulu'u meşhedinde bana işat edildi ve dedi ki sen kimsin? Nurul vücud dedi, ayeti kerimeye işaret çıkaralım. Yerlerin de göklerin de nuru Allah'tır. Nurul vücud, Cenab-ı Hak bütün bu noktada kainatı nuruyla kapsamıştır. Ve nurul vücud olarak Arabi'ye tecelli etmesi kalbi bir şeydir. Bunu biraz açayım. Sufi, yanaşın biraz daha, hem kapının ağzı şey olsun. Siz öndekiler durun. Sufi farzları yerine getirir. Günah-ı kebairlerden uzaklaşır. Hadis-i kutsinin başlangıcı bu. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Burada nafilelerle Allah'a yaklaşması sadece ibadet noktasından değildir. Allah'a yaklaşma ahlaki ve hizmetle alakalıdır. İnsanlara hizmet etmek, etrafına hizmet etmek, faydalı olmak, güzel ahlaklı olmak, etrafını kırmamak, incitmemek, kötü söz kullanmamak, yanlış kelimeler kurmamak, bunlar sufilik için olmazsa olmazlardır. O sufi hem dilini, hem kalbini, hem de ahlakını belli noktada tutmaya başlar. Sufinin dili bozuksa, sufinin gözü bozuksa, sufinin kulağı bozuksa bunları düzeltir sufi. Farzları yerine getirmeyi sadece ibadet noktasından bakmaz. Muhakkak günah kebairlerden uzak durur. Burada şimdi söz konusu olan şey nurul vücud ve aynı zamanda da İyan yıldızı, tulu, yıldızın bir tecelliyatı gibi, yıldız gibi yani. Bu iki halin üzerinde duruyoruz. Farzları yerine getirdi. Harika. Günah-ı kebairlerden uzak durdu. Harika. Nafilelerle yaklaşma. Bu nafilelerle yaklaşmada ehli tarikat ikiye ayrılır. Ehli tasavvuf ikiye ayrılır. Bir kısım ehli tasavvuf
bunu sadece ibadet nazarından bakar ve şekilsel olarak şeyhine benzeme, şekilsel olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine benzeme olarak alır. Arabi ve yolundan gidenler, Hazreti Mevlana, Abdülkadir Geylan, Ahmed el-Rufai, Ahmed el-Bedevi, İbrahim Dusiki, Şazeli, Cehri tarikatın hemen hemen tamamı. Onlar aşk yoluyla giderler. Bu yol en ince edebe dayalıdır. Hadis-i şerifte güzel ahlak, nafile ibadetlerden üstün göründü, üstündür ölçüsünü kendisine ölç alır. Bu en güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Bu Allah'ın sıfatı ile sıfatlanmaktır. Bunun başlangıcının yolunu anlatırken sufiler önce bir sufinin derviş şeyhinin haliyle hallenmek olarak algılarlar. Ben şimdi bunu, bu yol uzun, burada uğraşmayın diyorum ya size. Bu velayettir çünkü. Bir kimse şeyhi ne dedi ona bakar. Şeyhi nasıl söyledi ona bakar. Şeyhi kafasını böyle salladı, o da öyle sallar. Bu lazım mıdır? Evet. Ama burada kalırsa derviş yanılır. Burada derviş için önemli olan şey, Arabi'nin bu anlattığı nurul vücut ve iyan yıldızının tuluğu şeklinde tecelliyata mazhar olmaktır. Eğer çok ibadet etmek istiyorsanız yeriniz burası değil. Gidin camiye, kapatın kendinizi, ibadet edin. Açık söylüyorum bunu. İşin zahirinde kalacaksanız yeriniz burası değil. Bu hem bayanlara hem erkeklere. Sadece Bursa'ya değil, bütün her yere. Bunun için gayret sarf etmenize gerek yok. Öyle şehirlerden doluşup gelmenize gerek yok. Bunun için. Bizim yolumuz bu değil. Bizim yolumuz ne? Farzları yerine getirip, günah kebairlerden uzak durup, muhakkak en güzel ahlakla ahlaklanmak. Ve etrafındaki herkese hizmet edip tatlı dilli olmak. Şimdi sufiler hep bu hal ile hallenmek isterler. Doğrudur. Bunun yolu karına laf söyleyip çemkirmek değil. Bunun yolu çocuklarına çemkirmek değil. Bunun yolu arkadaşlarına, dostlarına çemkirmek değil. Bunun yolu kocana çemkirmek değil. Bunun yolu etrafını kırıp dökmek değil. Bunun yolu haddi aşmak değil. Bunun yolu ağzına geleni söylemek değil. Ne diyor Yunus? Ele geleni yersin. Dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun. Sen derviş olamazsın. Bizim yolumuz budur. Sen ele geleni yiyeceksen kardeş, o halinle bizi üzme. Kendini düzeltmek için gel. Dile geleni diyeceksen bu dervişlik değil. Kendini düzelt. Bu dervişlik değil. İşte yol güzel ahlakla Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaktır. Burada geçen haftadan devam edeyim. Daha önceki haftalardan da atıfta bulunarak. En kestirme yolu bunun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin prototipini önüne koymaktır. Kullandığın kelimeyi o kullanır mıydı? Söylediğin sözü o söyler miydi? Senin yediğini o yer miydi? Senin yaptığını yapar mıydı? Şimdi niçin
bana bakmayın veya şeyhe bakmayın diye bir tabir kullanıyorum. Adam hocasına bağlı kalmış, onda durmuş. Hocası çevir kafayı diyor sayfayı, o da çevir sayfayı yapıyor. Adam şeyhine bağlanmış, orada kalmış. Aşamıyor kendini. Şeyhim bunu böyle yapardı. Kardeş, yol yürüyeceksen eksikte yanlışlıkta durma. Yürü. Yürü. Bakın yolun bu noktada olmazsa olmazı bu. Olmazsa olmazı. Güzel ahlak. Ve hizmet etmek. Güzel ahlak ve hizmet etmek. Namazı herkes kılıyor. Kapının önünü biraz daha boşaltın. Gelin yanaşın biraz daha, iki dizinizin üzerine çıkın. Hem dizleriniz pişmiş olsun. Dervişlik de başlamış olsun. İlk başlangıç sabır. Olmazsa olmazı en güzel ahlakla ahlaklanmak. En güzel. İşte ve çokça zikir, çokça zikir, en güzel ahlakla ahlaklanma, etrafına tevazu kanatlarını indirip hizmet etme. Tekrar söylüyorum, etrafına tevazu kanatlarını indirip hizmet etme. Ya işte, şşt, oradan bir sandalye getirin. Hayır. Git kendin al. Yok. Beni getirin götürün. Yok. Bunlara girmeyeyim. Şimdi böyle olursa o kimsenin kalbine zikrullah ile onun kalbinde bir nur oluşacak. Zikrullah ile o nur büyüyecek. Kalbinde büyüdüğü gibi dışarıda da büyüyecek. O nur hatta ve hatta kalbini tamamiyetle ihata edecek. Bu birinci hali. Kalbine nurun tamamiyetle ihata etmesi. O zaman Cenab-ı Hak onun kalbine hitap edecek. İlham değil. İlham ayrıdır. Hitap ayrıdır. Hitap etmesi Musa'ya hitap etmesi gibidir. Konuşmasıdır. Bunun başlangıcı önce şeyhinin dilindendir hitap. Bu o kimsenin beşinci esmada oturduğunu gösterir. Şeyhinin dilinden sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ve Allah'ın dilinden. Beşinci makam bitti. Üç hal yaşayacak beşinci makamda. Önce onun kalbine şeyhi hitap edecek, seslenecek. İkinci hal, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hitap edecek. Üçüncü hal, Allah ona hitap edecek. Allah'ın ona hitap etmesi cennetin içinde. Açık açık konuşuyorum. Bunları söylemiyordum. Bunları söylemeyiş sebebim şuydu. Yani birisi gelir bu haliyle hallenmediği halde aldatmak, kandırmak için böyle bir şey söyler. Adamın başını yakarım ben. Veyahut adam iyice böyle kendini bitirir önümde diyerekten bunları anlatmıyordum. Bunlar bu üç hal beşinci esmanın içerisinde biterse, hallolursa işte o kimsenin şeyhe ihtiyacı kalmaz. Bunun altıncı makamı var. Hitabı aldı artık o. Altıncı makamda artık o bu hallerden bir hal ile hallenir. Peygamberlerden bir peygamber ona vazifelendirilir. O peygamber artık ona habire ilham eder Allah'ın izniyle. O peygamberin arkasındaki gerçek hakikat Allah'tır.
Yedinci halde Hazreti, eğer o normalde gerçekten mürşidi kamillerden olacaksa, ona dört büyük peygamberden birisi vazifelendirir. O zaten gerçekten bir mürşidi kamil olacaksa, daha beşinci esmada onun peygamberi bellidir. O peygamber, o büyük peygamberlerden birisi ona ne yapar? Habire ilham etmeye başlar. O ona konuşmaya başlar. Ve bir müddet sonra Cenab-ı Hak kendi nurunla, kendi nuruyla o kimsenin kalbine tecelli eder. Kalbine tecelli etmesi gene nurun içindedir. O nur ala nur dedikleri ayet-i kerimenin tecelliyatı odur. Nurun içerisinde Cenab-ı Hak yine bir daha parlak bir yıldız şeklinde, daha parlak bir ay şeklinde, bir küme şeklinde, bir top şeklinde, bir güneş şeklinde veyahut da ona benzer bir şeyle nurun içerisinde nur olarak o kimsenin kalbinde tecelli eder. O kimsenin kalbinde tecelli edip ona hitap eder. Ona hitap ettiği anda bütün vücut kulak kesilir. Hitap ettiği anda bütün varlık kulak kesilir. Hitap ettiği anda o kimsenin haline göre, ahvaline göre, tecelliyatına göre, hatta o kimse, hitaba uğrayan kimse, bütün vücudu kaplar, varlığı kaplar, bütün varlık o hitabı alıyormuş gibi olur. Bütün varlık o hitapla hitaplanmış gibi olur. Hatta sarhoş olur, döner. Ne tarafa dönerse dönsün o hitabı görür. Ne tarafa dönerse dönsün o hitabı duyar. Ve o hitap, o diyalektik devam eder. Bu an içerisinde, an içerisinde belki de bir anda binlerce günlük hitap olur. Bir anda binlerce hal yaşanır. Bir anda kitaplar dolusu hitap alır o kimse. Bir anda. Bu okulacağımız diyalektiği sakın ha siz böyle veyahut da Arabiciler okurlar ya bunları. Zanneder ki o kimse bu hitabı işte gece boyunca aldı. Bu bir andır. An. Ve Sufi o an için yaşar. Sufi bütün hayatını, bütün hayatını, bütün sufiliğini o ana bağlar. O andır. O an. An. Sen kimsin? O anı yaşıyor Arabi. Sen kimsin? Ben zahir olan Adem'im dedim. O peki Adem nasıl vücut olur? Eğer sen mevcut olmasaydın senin vücudun da olmazdı dedi. Ben şimdi Arabi'ye atıfta bulunmak istemiyorum. Sakın ha. Burada siz de kendi kafanızdan eksiklik, noksanlık, fazlalık bir şey atıfta bulunmayın. Bunu Arabi'nin bir hali olarak dinleyin. Ben de işte bu yüzden Adem'i zahir dedim. Adem'i batının ise vücudu sahih değildir dedim. Yani Cenab-ı Hak soruyor sen kimsin? Ben de diyor ki Adem'i zahirim. Yani görünen Adem'im. Ama ben Adem'i batın değilim. Yani benim görünmeyen bir şeyim yok. Ya o zaten yok, sahih değildir dedi. Yani gerçekte yok yani. Az önce bir soru vardı burada. Bizim bildiğimize göre insanın yaratılış noktası var ama insan evveli değil ama tek ahiri Allah. O zaman insan bir bu kuravdan mı buraya ibaret diye bir soru vardı. Bunun ben söyledim bu soru kime aitse son kelimeyi değiştirsin göndersin gerçek manası ne diye gelmedi. Ya da geldi biz okumadık. Son gelen burada. Yok.
Ne cevap söylediğimi? Neden de bir tembeli yazmadın yavrum? Alıp değiştireydin. Yazma. Kurguymuş. Bu nasıl kurgu yazmak? Kaça gidiyorsun sen? Lise 1'e giderken kurguyu böyle mi yazdırıyorlar size? Gel bak bakayım. Kurgunun ikinci G'si nerede burada? Kurgunun G'si nerede? Yanaş yavrum. G'yi gösterir misin bana? Sen üniversiteli, gel bakayım sen. G var mı burada? Bak bakayım bir. He? Yok efendim. Varmış mı G? Asla bir işinizi, bir yazınızı böyle lagetten yapmayacaksın. Bak adam soru hazırlıyor. Anladın? Disiplin edeceksin kendini. Asla bak burada. G'nin kuyruğu yok. Ver kalem bana. G'nin ağzı da açık. Gel. Heyecandan açık kalemi de kapattın. Bunu böyle yazsaydın, bak kurgu. Oku bakayım. Seni G'yi düzelttim oldu, değil mi? Ha. Evet. Sonra bana dedi ki, eğer vücudu evvel, vücudu saninin aynı olsaydı ne Adem-i sabık ve ne de vücudu hadis olurdu. Oysa ki senin hadis oluşun sabit olmuştur. Var mı anlayan elini kaldırsın? Tekrar okuyayım. Sonra bana dedi ki, eğer vücudu evvel, vücud-i saninin aynı olsaydı ne Adem-i sabık ne de vücudu hadis olurdu. Oysa ki senin hadis oluşun sabit olmuştur. Yani diyor ki eğer ki vücudu evvel sonraki vücudu sani sonrakinin aynı olsaydı, yani bir evvel vücut ile bir sonraki vücut aynı olsaydı ne Adem-i sabık, yani Adem'in görüneni, ne de vücudu hadis, ne de sonradan hadis, sonradan olan vücut olurdu. Oysa ki senin hadis oluşun, yani senin sonradan var ediliş oluşun sabit olmuştur. Yani insan sonradan var olmuştur. Buradaki vardı ya, insanın yaratılış noktası var ama insan evveli değil. Evet. İnsanın yaratılışı evveli değil. Hadis, Cenab-ı Hak bütün varlığı sonradan yarattı. Evvelinde, vacibül vücubunda insan önceden kadim olarak, evveli olarak veyahut da evvelinde, Allah'ın evvelinde bu gördüğünüz varlık alemi yok idi. Bu varlık tamamiyetle ne? Hadis, yani sonradan olma. Sonra bana dedi ki,
vücudu evvel, vücudu saninin aynı değildir. Yani kadim olan, evvel olan vücud ile sonradan görünen bu vücut aynı değildir. Vücud evvel, vücudu külliyat, vücudu sanide, vücudu sahsiyat gibidir. Yani vücudu evvele, yani evvel olan, kadim olan ve bütün vücudun tamamı olan vücut. İmam-ı Azam'ın vacibül vücut dediği, vacibül vücut dedikleri, Allah'ın vücudu bu noktada kendine göre evveldir, haktır. Cenab-ı Hak diyor ki, işte bu vücut sonradan var olan, yaratılan vücudun aynısı değildir. Bu vücudu şahsiyet gibidir, şahsiyat gibidir. Yani o vücudun bir yansıması gibidir. O vücudun bir gölgesi gibidir. Adem haktır ve gayrının Adem'i de haktır. Adem bu noktada varlığı, var edilişi, sonradan var edilişi haktır. Burada Adem haktır dedi. Sakın Adem Allah'tır olarak görmeyin. Bir şeyin hak olması, o şeyin var olması demektir. Kahve haktır. Kalem haktır, varlığıyla var çünkü. Yaratılmasıyla haktır. Buradaki haktan kasıt Allah'tır manasında değildir. Enel hak derken Hallacı Mansur kendi varlığının hak olduğunu beyan ediyordu bize. Kendi varlığının Allah olduğunu beyan etmiyordu. Kendi varlığının hak olduğunu beyan ediyordu bize. Bu direk haktır, bu tekke haktır, bu insanlar haktır dediğimizde varlığıyla, yaratılmasıyla vardır. Gerçektir manasında. Yaratılması gerçektir. Yaratılması haktır. Onun üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın sıfatları haktır. Vücut haktır ama gayrısınınki değil. O vacibül vücut olan haktır. Gayrısı dedi, vücudun gayrısından bir şey yok zaten. Ama gayrısı değil, yani gayrısı yok. Senin var gördüğün veyahut da senin kendince varsayımladığın bir şey var. Ben de dedim ki, o da öyledir. Yani vücut haktır, gayrısı değil. O da dedi ki, o da öyledir. Yani gayrısı da haktır. Yani gölgesi de haktır. Tecelliyatı da haktır. Sonra dedim ki, kendim parçalarda oldum ama ben kendim bir şey oldurmadım. Ben isim olmayan şeyle isimlendim. Sıfat olmayan şeylerde sıfatlandım. Ve bunun böyle olması benim kemalim oldu. Sen ise isimle isimlendin, sıfatla sıfatlandın. Bu da senin kemalin oldu. Ben isimle isimlenmedim diyor. Ben sıfatla da sıfatlanmadım. Ya o sen beni ben kendiliğimden oluşmadım. Ben kendiliğimden yaratmadım da. Ben kendiliğimden de bir şey olmadım. Bu benim kendi ismim değil. Bu benim kendi sıfatlarım değil. Benim bu varoluşum senin efal ve sıfatlarınla, benim sıfatlarımla değil. Benim normalde senin sıfatlarınla sıfatlanmam, benim kemalim, olgunlaşmam oldu. Senin de sıfatlarınla tecelli etmen senin olgunluğunu gösterdi, kemalini gösterdi. İnşallah bitireceğiz bugün. Sonra mevcut ancak madum olanı bilir dedi. Sonra mevcut ancak madum olanı bilir dedi. Ve hemen sonra da hakikatine mevcut ancak mevcut olanı bilir dedi. Mevcut ancak madum olanı bilir. Ben mevcudum.
ben mevcutsam benim bilgim kısıtlıdır. Bana verilen kadar ben bilirim. Hemen sonra da dedi, hakikatinde mevcut ancak mevcut olanı bilir. Ve benim hakikatimde ne mevcut var ise ben o hakikatimdeki mevcudu bilirim ancak. Dedi. Sonra vücut bendendir, senden değil, senin nedir, benimle değil dedi. Sonra dedi ki, vücut bendendir, vücut bana aittir, senden değil. Yani o vücudu yaratan sen değilsin. Seninledir, benimle değil. Bu vücut da seninledir, sana aittir. Benimle değil, bana ait değil dedi. Sonra seni bulan beni bulur, seni kaybeden beni kaybeder dedi. Sonra da dedi ki, seni bulan, yani Adem'i bulan, yani Mürşid-i Kamil'i bulan, yani insanı bulan beni bulur dedi. Adem'i bulmak, Mürşid-i Kamil'i bulmak, Allah'ı bulmak. Bu nereden? Onun üzerindeki sıfatların tecelliyatına bakaraktan o bulunur. Sonra seni bulan beni kaybeder. Beni bulan seni kaybeder dedi. Sonra dedi ki, bir kimse seni bulduğunda beni kaybeder. Neden? Çünkü o kimse o veliye aşık olur. O görünen peygambere aşık olur. O görünene normalde aşık olduktan sonra ben geri çekilirim. Ben bu noktada kendimi saklarım. Kendimi gizlerim. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed Mustafa'yı yarattı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın maneviyatını ruhaniyetinden ve nuraniyetinden yarattı. Ondan sonra geri çekildi. Çünkü neden geri çekildi? O bütün Rahman ismi şerifi de onun üzerinde tecelli ederekten, bütün isimler de onun üzerinde sıfatlar tecelli ederekten, tabiri caizse, bunu da Arabi söyler yine, geri çekildi Cenab-ı Hak. Yani kendisini sakladı, kendisini gizledi. Batın ismi şerifine çekildi. Zahir ismi şerif, bütün zahir olan, zahir olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyetinde tecelli etti. Seni bulan beni kaybeder. Bir veli, bir mürşid-i kamili, bir peygamberi bulan kimse bu manada. Allah'ın bütün sıfatlarını onun üzerinde gördüğünden, Allah batın ismi şerifine geçtiğinden dolayı onu kaybeder. Beni bulan seni kaybeder. Bu noktada o halden geçip de Cenab-ı Hak'ta beka billah olan da artık bütün her şeyi bitirmiştir. Artık o bu manada onun varlıkla alakalı bir şeysi kalmamıştır. Sonra da beni kaybeden beni bulur. Kim ki beni bulursa beni kaybetmez dedi. Sonra da dedi ki beni bir kimse kaybederse beni bulur. Kaybettiğini arar insan. Herkes kaybını arar. Nar ehli narını arar. Nur ehli nurunu arar. Herkes bu manada kaybettiğini arar. Neyse kaybetti. Beni kaybeden beni bulur. Yani ağzına bir şey çalınsa bir kimse, ondan sonra onu aramaz mı? O tadı alsa onu arar. Beni kaybeden beni bulur. Kim ki beni bulursa beni kaybetmez dedi. Ve bir kimse de bu noktada bulduğunda artık kaybetmemek için can hıraş durur ve kaybetmez. Gerçek manada bulan. Sonra da bulmak vec ve kaybetmek fakt senin içindir. Benim için değil dedi. Bulmak da kaybetmek de sonradan hadis olan varlıklar içindir. Allah bir şey bulmaz, bir şey kaybetmez. Sonra her vücut ki ancak kayıtlanma ile olur. O senindir. Ve her vücut ki mutlaktır, o benimdir dedi. Senin vücudun ancak var olduğunda var edilir. Ama benim vücudum yaratmaya ait değildir.
benim vücudum bu noktada mutlaktır. Yani var edilmemiştir. Onun vacibül vücub olması, vücudunun mutlak olması zaten farzdır. Sonra vücudu takyit de benimdir, senin değil dedi. Sonra vücudu mefruk benimdir, sanadır. Vücudu memnu ise senindir, banadır dedi. Sonra bunun aksi de olur dedi. Sonra evveliyetle olan vücut gayri vücuttur ve ondan verası vücudu hakikidir dedi. Burada da Hazreti Arabi'nin bu noktada durduğu yer tenzih noktası. Hem teşbih hem tenzih. Hem bu sendendir, aynı zamanda değildir. Hem bu bendendir, aynı zamanda değildir. Hem bu benimdir, aynı zamanda değilimdir. Bu Arabi'deki meşhur bir diyalektiktir. Bu nedir? Ben işte insanları beni tesbih etsinler, teşbih etsinler, tenzih etsinler diye yarattım. Tesbih etmek, zikretmek, onu bilmeye çalışmak, tenzih etmek, onu tanımak, teşbih etmek, onu tanımak, tenzih etmek, tanıdığını reddetmek. Bu odur, hayır değildir. Bu onundur, hayır bu değildir. Bu tenzih. Sonra bunun aksi de olur dedi. Tenzihi söylüyor. Sonra evveliyetle olan vücut gayri vücuttur ve ondan verası vücudu hakikidir. Yani normalde evvel olan vücut gayridir. Yani bütün vücutlardan uzaktır. Bütün vücutlardan bu noktada münezzehtir. Ve verası vücudu hakikidir. Onun tecelliyatı da hakikattir. Sonra vücut benimledir, bendendir, benimdir dedi. Ne yaptı? Vücut benimledir, bendendir, benimdir dedi. Bütün vücut, varlık benimdir, bendendir, benimdir. Ayrıyette de kendisi içinde. Benimdir, bendendir, benimledir. Sonra vücut bendendir ama benimle değildir. Ve benim için değildir dedi. Yine tenzih yaptı. Sonra dedi ki, Cenab-ı Hak diyor. Sonraki diyor ki, vücut bendendir ama benimle değildir. Ve benim için de değildir. Tenzih bu. Çünkü benim vücuda da ihtiyacım yok. Bu noktada tenzih noktasına götürdü. Sonra da vücut ne benimledir ne de bendendir dedi. Sonra aynı tenzih noktasına koydu. Dedi ki ne benimledir ne bendendir. Yani vücut benden gayrıdır. Ben bir şeye ol dedim, olan şey benden gayrıdır. Bir öncesinde ne dedi? Olan şey bendedir. Benim nedir? Benimdir. Bir öncesinde ne dedi? Ben bunu tenzih ediyorum. O ne bendendir ne benimledir dedi. Gelin çıkın işin içinden çıkabilirsiniz. Sonra eğer beni bulursa beni göremezsin. Eğer beni kaybedersen beni görürsün dedi. Ve dedi ki beni bulursan beni göremezsin. Ve ondan sonra dedi ki eğer beni kaybedersen beni görürsün. Bütün varlığın üzerinde tecelli eden benim. Varlığın üzerinde beni tecelli etme noktasında benim tecelli ettiğimi bildin, buldun ya. Beni göremezsin. Eğer beni kaybettin ya. Beni kaybettin, yeniden aramak için bütün varlığın üzerinde tecelliyata bakarsın, beni görürsün. Bu hem aşk haline çıkıp ardından sevgi noktasına düşmek, yine sevgi noktasından aşk hale çıkmak. Yani beka billahın içerisinde hem fena halini yaşamak hem beka halini yaşamak. Sonra da benim yokluğum vücudumdandır. Varlığım da yokluğumdadır. Eğer ahz-ı misaka muttali olursan vücudu hakikiye de vakıf olursun dedi. Sonra benim yokluğum, hani yokluk olarak gördüğün şey benim vücudumdandır. Benim yok olarak görmen de benim vücudumdandır. Ve var olarak gördüğün her şey de benim yokluğumdandır. Eğer ahz-ı misaka müttali olursan
vücudu hakikiye de vakıf olursun. Bu birkaç veçheden alınması gerekir. Ahz-ı misak dedi, bir kimsenin söz verdiği ruhlar alemi. Ruhlar alemine muttali olursan, yani o hale gelirsen, o noktaya çıkarsan, o zaman vücudu hakikiye vakıf olursun diyor. Bu birinci veçhesi. O hale gelen bir kimse ruhlar aleminin bir çıt üstünde, ilk varlık olan Nur-u Muhammed'in cevherin içerisine girerse, o zaman Allah-u Alem vücud-u hakikiye aşina olur. Ama aşina olduğu şey o değildir. Bu konularla alakalı sorusu olan varsa sorsun diyeceğim. Yani anlamakta biraz güçlük çektiğinize inanıyorum. Bunu sizi böyle bu noktada bunu anlamadınız ya filan noktasından değil. Bunlar çünkü böyle her sufinin, her üstadın altından çıkabileceği, kalkabileceği şeyler değil. Bunlar biraz böyle bir kimsenin bu konuda vücutla alakalı, yani Arabi noktasında, Arabi'nin vücut tecellileriyle alakalı noktada biraz bilgi sahibi olması gerektiğinden dolayı. Herkes kaybettiğini arar. Kimi narı arar, kimi nuru arar dedi. Narı ve nuru arayışı az evvel buyurduğumuz ruhlar alemindeki hali midir? Onun bilmesi midir? Aradığı, kaybettiği, onu... Aradığı şey kendisinin aşina olduğu şeydir. Onu bilir mi? Bildiği kadar bilir. Ne diyordu sözün başında? Mevcut olan kendi mevcudunu bilir. Bilir. İnşallah. Konuyla alakalı. Aşka yükleyeceğimiz mana ile alakalı. Hazreti Pir'e, Hazreti Mevlana'ya göre ve Hazreti ondan önceki Pir Arabi'ye göre bu biraz çok su kaldırır bir şey belki de. Aşk eşittir Allah'tır. O vardı. Aşk kendisiydi. Aşk yukarıdan aşağı inerken sevgi oldu. Daha da aşağı indi, muhabbet oldu. Daha da aşağı indi, beğenme oldu. Bu böyle bir kelimeyle geçecek bir şey değil. Bilinmez idim aşk. Bilinmekliği istedim. Aşıklık hali. Bir şey yarattım. Aşık. İlk yarattığı şey aşıktı. Ve o ilk yarattığı şey aşık olduğundan dolayı onu zikretti, tesbih etti. İlk yarattığı şey aşık olduğundan dolayı
onu teşbih etti, benzetti. Ve ilk yarattığı şey o aşıklıkta ateşi yükselince tenzih etti. Benzettiğini reddetti. Çünkü o hal ile hallendiğinde hiçbir şeye benzemediğini gördü. Hiçbir şeye benzemediğini görünce tenzih etti. O yüzden onu çok sevdi. Çünkü o hiçbir şeye benzemiyordu. Hiçbir şeye benzemesi de mümkün değildi. Ama her şey ona benzeyebilirdi. Ama o hiçbir şeye benzemezdi. Her şey ondan nefeslenirdi. Ama o hiçbir nefeste kendi nefesi yoktu. Her şey ondan alırdı. Ama o hiçbir şeyden almazdı. O yüzden aşkı anlayacak olan ancak yine aşktır. Aşka erişecek olan ancak aşıktır. Aşık olmazsa aşkın da bir anlamı yoktur. O yüzden aşkın tecelli ettiği yer aşıktır. Aşk ancak aşığa tecelli eder. Ve aşk bu manayla aynı zamanda da aşığa muhtaçtır. Aşık olmazsa aşk tanınmaz. Aşık olmazsa aşk bilinmez. Aşık olmazsa aşk koklanmaz. Aşık olmazsa aşk okşanmaz. Aşık olmazsa aşk bilinmez. O yüzden aşk ancak aşıkla diridir. Aşk ancak aşıkla mevcuttur. Aşk ancak aşıkla zahirdir. Aşk aynı zamanda ancak aşıkla batındır. Aşk ancak aşıkla anlamlıdır. Aşk ancak aşıkla vardır. Aşıksız aşkın anlamı yoktur. O yüzden aşk yaratılmamıştır. O vardır. Aşık yaratılmıştır. Görünendir. Aşık yaratılmıştır. Görünendir. Aslında aşık da aşkın tecelliyatıdır. Başka bir şey değildir. Aşık ancak aşkın tecelliyatıdır. Başka bir şey değildir. İşte arayan bulurdu ya. Kaybını arardı ya. Aşık kopup geldiği yeri arar. Aşık asıl kaybını arar. Onun kaybı aşktır. O her dilini dudağında yaladığında o aşkın hep tadını arayacaktır. O yüzden der, hakkıyla sana kulluk edemedim. Hakkıyla sana tam bir aşık olamadım. Hakkıyla seni sevemedim. Hakkıyla seni bilemedim. Hakkıyla sana tam bir aşıklık yapamadım. Her ne yaptıysa hep tenzihte çünkü. O hiçbir şeye benzemez. Ve aşk her an bir şan üzerinedir. Ve aşık hep her an o şanı yakalamak için, o yokluk kapısında bekler. Ağzı açık kuş misali. Aşk anadır çünkü. Aşık civcividir onun. Aşk bu noktada baba gibidir. Aşık onun çocuğu gibidir.
Aşk hem anadır bu noktada, hem babadır. O yüzden Hazreti Mevlana der, biz aşkın çocuğuyuz diye. Ama o tanınacaksa ancak aşıkla tanınır. Başka bir şeyle tanımaz. Tanınmaz. Herkesin aşktan nasibi var mıdır? Var ki buradasın. Peki herkesin aynı ölçüde mi yoksa farklı farklı ölçüsü var mı? Kalıbına, alışımına, alımına göre. Yoktur desek aşkın aşıklığını örtmüş, aşkı örtmüş, küfür etmiş oluruz. Küfre düşmüş oluruz. O aşkını saçmıştır. Her alan kendince aşıktır. Aşık olmayan varlığın üzerinde hiçbir şey yoktur. Varlık tamamiyetle bu manada aşıktır. Sen hiç aşık olmayan bir şey gördün mü? Demek ki yokmuş. Her ne tarafa baktığında, her neyi gördüğünde bu aşksız diyorsan bil ki gözünde örtü var. Herkes de farklı mı tecelli eder? Sen farklı görürsün. Farklı mı tecelli ediyor? O yüzden mi soruyorsun? Sen de öyle tecelli etmiş bak. Konuda dışarıda çok ses varmış, duyamıyorlarmış insanlar. Şimdi aşık aşkı arıyorsa o zaman burada maşuk nerede? Yani var mı aslında maşuk? Maşuk noktasına yer koyamadık. Adı var ya. Adı mı var sadece? Adı varsa kendisi de vardır. Olmayan bir şeyin adı olur mu? Ara bul. Arayan bulur demiş ya. Arayan bulur. Bulan tanır. Tanıyan sever. Seven aşık olur. O aşık olursa ben de ona aşık olurum demiş. Demek ki var. Efendim aramamızı isteyen Allah mıdır peki? Kaybettiğimizi kendisi mi? Evet. Hitap celalidir. İlham cemalidir. Efendim, tanımak, sevmek, bilmek ve kaybetmek bir döngüye içerisinde mi? Döngüye düşersen öyle olur. Hakikate ulaşamayanlar döngü içerisinde dönerler. Yani arayanlar bulamaz, bulanlar hep aramış olanlar. Öyle derler, katılmam. Arayan hep bulur. Ama bulanlar aramış olanlar diyor efendim. Önemli değil, kelime oyununa gerek yok. Arayan bulur, hadisi kutsi. Din, Kur'an ve sünnettir. Din bu noktada benim anlatacak anladığım şey kesin katidir. Kelime oyununa gerek yok. Arayan bulur. Aradıysan bulursun. Bulamadıysan arayamamışsındır. Arayan bulur. Bu aynı zamanda da akla hitap eder. Bu aynı zamanda da insanın cüz iradesine hitap eder. Bu aynı zamanda dindir.
arayan bulur. Kelimelerin üzerinde oynamak değildir işimiz. İşimiz işin hakikati ise kelime oyununa gerek yok. Laf cambazlığına, ebeline de gerek yok. Senin için söylemiyorum. O, biliyorum o sözü ben. Herkes böyle bir laf cambazlığı yapar. Gerek yok ona. Arayan bulur. Bulan tanır. Tanıyan sever. Seven aşık olur. Yol bu. Sufilik bu. Sufi yolu bu. Aziz Allah. Başka bu konuyla alakalı. Aşk bencillik midir? Yani bu benim aşkım. Buna dokunma demek midir? Buna bakma demek midir? O senin içindir. Paylaşmak mı gerek? O senin içindir dedim ya. Sen benimdir noktasında duruyorsan senindir. Sendeki tecelliyat odur. Birisi o tecelliyattan bakar, hayır demeyiz ona. Aşkın bir tane tecelliyatı yoktur çünkü. O yüzden bir tane aşıklık da yoktur. O yüzden biz bütün her şeye baktığımızda hepsini de aşık görürüz. Kimisi narına aşıktır, kimisi nuruna aşıktır. Aşıktır ama. Kimi ay yüz diye aşıktır, kimisi güneş söz diye aşıktır. Aşıktır ama. Kimisi çatal dilli aşıktır, kimisi tek dilli aşıktır ama aşıktır. Kimisi seviyesiz kelimelere aşıktır, kimisi seviyeli kelimelere aşıktır. Bazı kelimeler vardır, ona ulaşır. Bazı kelimeler vardır, kökü ondan değildir. Ama onların da aşıkları vardır. Bazı iyi harf sözler vardır. Hepsi de harflerden kurulur. Ama iyi sözler ona ulaşır. Kötü sözler ona ulaşmaz. O zaman kötü sözler bu noktada aşkın hakikatine erişmeyenlerden çıkar. Onlar da kötü sözlerle kendilerini aşık zanneder. Ama aşıktır. Ama Hazreti Mevlana'nın tabiriyle o mecaza aşıktır. Mecaza aşık olanlar aynı harflerden kötü sözler kullanırlar ki onlar az önceki vücutla alakalı meselede yok hükmündedir. Onlar mecazdır çünkü gölgedir. Hakikat ise kökü amaya ulaşan, Allah'a ulaşan, kökü Allah'ta olan ağacın dallarının meyveleri gibidir. O zaman iyi sözler ve iyi fiiliyatlar hakikate kanat çarpar ki onlar ondandır gerçekte. İyilikler Rabbinizdendir. Kötülükler ise nefsinizdendir. O zaman iyi sözler Cenab-ı Hak'tandır. Aşkı hakikatindendir. Aşkı hakikate götürür insanı. Kötü sözler ise mecazdır. O kimseye nara götürür. Onun kökü onun katından değildir. O hevai hevestendir. Hevai hevesin ise hakikati yoktur. Anladın? Bütün her şey ve herkes aşıktır. Ama kimisi hakikatedir, kimisi mecazadır. Hatta niceleri vardır ki hakikatin içerisinde zannedip kendileri mecazın tam ortasında dururlar. Oysa
Onlar kendilerini hakikatte zannederler, şeytan gibi. O kendisini hakikatte zannediyordu. Ne zaman gerçek hakikati görünce kendisinin hakikat olmadığı çıktı meydana. O yüzden niceleri vardır ki hakikatin içindeymiş gibi görünür ama mecazdadır. Ve mecazlarına sarılırlar sımsıkı. Mecazına sımsıkı sarılmak nedir biliyor musun? Kötü ahlakını terk etmemektir. Mecazına sımsıkı sarılmak, kötü lafızları terk etmemektir. Mecazına sımsıkı sarılmak, aslında yanlış olduğunu bildiğin halde onu terk etmemektir. Onlar mecaza aşıktırlar. İyi ile kötüyü ayırt etmede burada akıl mı devreye giriyor? Din. Derinin eli kalkmıştı burada. Pardon, özür dilerim. Sana bakacaktım. Efendim, şimdi bu yolda ilk basamak önce sufiliğin gereklilerini yerine getirip sonra temizlendikten sonra aşık olmak mıdır? Yoksa hiçbir şeye fütursuz, yani hiçbir şeye şey olmadan, hani sufiliğe veya dervişliğe veya herhangi bir şeye gerek duymadan gelen bir ilham mıdır? Biz bunu kategorileştirmeyiz. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Bunu kategorileştirmeyiz biz. Bu yolda bir şu kategoriye müntesiptir. Bizim işimiz değildir bu. Bu tarikatın işidir. Ben kendimi ehli tarikat olarak görmüyorum. Bu yol bu noktada, bu manada az önce sıraladığım farzları yerine getirmek, nafilelerle yaklaşmaktır. Bu aklın işidir. Ama bu bir kıvılcım suretinde çakkak çakar mı? Yağmur gibi ıslata ıslata mı götürür? Bu herkesin kendincedir. Tecelliyatı da. Aşk aşığa muhtaçtır dediniz. Aşk Allah'tır dediniz. Bu durumda Allah, Cenab-ı Allah yaratmış. O manada muhtaçlık değil o. Bunu böyle söylemek zorunda kalıyorum. Başka türlü anlatamıyorum bunu. Ama bir kimse bilgisi çok var ise, o bilgisinden kimsenin haberi yoksa bilgisinin bir anlamı olur mu? Bu da onun gibi bir şeydir. Efendim, aşk hiçbir şey yaratmadan önce kendi kendisini zikreder miydi? Aşk, aşıklığı vasıtasıyla mı her şeyi yarattı? Ve eşrefi mahluk olan... Aşıklığın son merhalesine gelene sormak lazım bunu. O da söylememiş. Aşığın nasip ettiği kadar mı? Aşığın seviyesi, aşığın nasip ettiği kadar mı? Değil. Aşığın aşıklığı kadar. Ben ona katılmıyorum. Hocam, manevi bir yere girdiğimiz zaman, Allah'ı hatırladığımız zaman, gözünüzden ilaç akıyorsa, bu aşıklığın bir göstergesi midir yoksa farklı bir olay. Göstergesi delinebilir. Aldanma ama. Aldanma çocuksu sevgi diyor ya. Mutlaka bir gün. Terk edilecek. Bak. Terk edilenler nasıl biliyor? Sen hiç terk edilmedin herhalde, öyle mi? Terk edilmedin mi? Aşıklıktan payın yok da. Aşıklıktan payı olanlar bu noktada terk edilirler. Terk edildiği zaman o terk edilmenin hüznünü ve kahrını yaşar. Bir harap olur o. O harabı yaşamak da aşkın bir sıfatıdır. Aşk insanlarda olduğu gibi varlık dedim komple. Yaratılan başka bir şey yoksa neye tenzih etti? Yani o değil. Kendi kendini de tenzih eder.
kıskançlığı kişiye göre diyorsa aşağı göre. Aşka da bakar, aşıklığa da bakar. İkinciye evlendim. Eşimin çocukları bana haram mıdır? Yanlarında saçı açık durabilir miyim? Durabilirsin, haram değil. Kaza namazı borcumuz varken nafile namazı kılınır mı? Hanefi'ye göre kılınabilir. Bugün annemi çok üzdüm. Bir anlık sinirle söylememem gerekenleri söyledim. Çok pişmanım. Annemi çok seviyorum ve izninizle herkesin önünde anneme çok özür diliyorum. Beni affetsin. Sizlerin yardımıyla inşallah bir kusurum olduysa affedin. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar. Bize söylemenize gerek yoktu. Annen buradaysa git annenin boynuna sarıl. Özür dilerim anneciğim de öp yanaklarından. Bitsin bu mesele. Bu özrümün üzerine biraz anne kız ilişkisinden bahseder misiniz? Anneler çocuklarınızı üzmeyin. Çocuklar annelerinizi hiç üzmeyin. Sufiler birbirlerini üzmezler. Allah muhafaza eylesin inşallah. Hocam 10. sınıf kız meslek okuyorum. Sınıfı geçmem için ortalamamın 50 olması gerekiyor ve ben 49'da kalıyorum. Bir puana ihtiyacım var ve hocalarla konuştum. Şu an puan girmelerinin artık yasal olmadığını söylüyorlar. Ve bunu ailem öğrendiğinde okutmamaya karar verdiler. Ve ben bir kızım ileride ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyor. Bir daha okuyup sınıfı geçmek ve okulumu takdirli bir şekilde bitirmek istiyorum. Dualarınıza ve yardımınıza ihtiyacımız var. Bununla ilgili aileme mesajlar verirseniz çok mutlu olurum. Saygılarımla hayırlı akşamlar. Harikasınız ya. Karne günü elimde olan her şeyi alıp okuldan alıp döveceklerini söylüyorlar. 4 dersten kaldım. Sen nasıl olur mu böyle ya? Bu konuda benden yardım isteme hiç. Ümitlerini bitireyim senin. Olmaz. Derviş disiplinli olacak, çalışkan olacak. İnsanlar size emek harcıyorlar. Şunu unutmayın. Bir çocuk anne baba emek harcıyor. Bir derviş o dergah ona emek harcıyor. Emek harcıyor. Bu emeği hiç kimsenin zayi etmeye hakkı yok. Yani siz normalde bizim ülkemizde şimdi böyle insanlar işte dini yaşasınlar, Allah'ı sevsinler, Resul'ü sevsinler diye bütün cemaatler, tarikatlar bütün herkesin eksiğini, kusurunu örterekten böyle işte aman diyerekten bunlar işte insanlar dinlerini bilsinler diye müsamahalı davranıyor. Geçmiş sufilerde böyle bir şey yok. Birisi bir şey yaptığında dınk kapısının önüne konuluyor. Kapının önüne. Sebep? O kimse orada bunu zayi etmeye hakkı yok çünkü. Öyle lay lay lom yok yani. Bir dergaha girmek uzun bir mesele. Sebep? Ya adam orada gelecek, yiyecek, içecek, yatacak, kalkacak, masraf var, sohbet var, zikrullah var. Disiplini götürüyorlar işi. O yüzden bir kimse, kendisine birisi bir emek harcıyor mu üstünde? Bir şeyin emeği var mı üstünde? Evet. Onu zayi etmeye hakkı yok. Kimsenin yok. Emek var onun üzerinde çünkü. İşte Hacı Erkan zayi etmeye hakkı yok. Etrafında bir sürü insan var.
diline sahip çıkacak, gözüne sahip çıkacak. Hal ve gidişatına sahip çıkacak. İstediğini konuşamaz, istediğini söyleyemez, istediği gibi davranamaz. Yapamaz. Ya ben yaparım. Yok yapamazsın kardeşim. Ya ben yaparım, efendinin yanındayım. Hayır yapamazsın kardeşim. Benim yanımdaysan hiç yapamazsın zaten. Bak benim yanımdaysan hiç yapamazsın. Neden? Emek var. Neden? Yolun adabı erkanı var. Yapamazsın. Sen yapamazsın. Yapıyorsan Hazreti Mevlana'nın sözü. Kimisi Yemen'dedir, canımızdadır. Kimisi yanımızdadır, canımızda değildir. Aa. O yüzden okulda çalışacaksın. Annenin babanın emeği var senin üzerinde. Emeğini bir çocuğun anne babasının emeğini zayi etmeye hakkı yok. Bir kadının kocasının emeğini zayi etmeye hakkı yok. Bir erkeğin eşinin emeğini zayi etmeye hakkı yok. Bir dervişin şeyhinin emeğini zayi etmeye hakkı yok. Bir sufinin başındaki zakirinin emeğini zayi etmeye hakkı yok. Bir şeyhin dervişinin emeğini zayi etmeye hakkı yok. Hakkı yok buna kimsenin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabının bir tanesinin emeğini zayi etmedi. Kendi emeğini de zayi ettirmedi. Disiplin. Buna hakkı yok. Dervişlik disiplin işidir. Sen kimsenin emeğini zayi etmeye hakkı yok. Burada görevliler var. Elbiseleri belli. Onlara hususi elbise giydirmemizin sebebi ne biliyor musunuz bir sebebi? Vazifeli olduğu belli olsun. O vazifeli. Elbisesi var. Elbise taşıyor. O elbiseyi taşıdığı müddetçe kafasına göre davranması mümkün değil. O elbiseli ya, elbiseli tanınıyor mu? Tanınıyor. O sokakta yürürken dahi yürüyüşüne dikkat edecek. Birisi ona öyle diyecek çünkü. Aa, bu tekkede hizmet eden arkadaş değil mi? Ya bu adam tekkede hizmet eden adam değil mi? Hakkı yok. Oo, semazen harika deniyor fırıl fırıl. Harika. Oh sema ediyor. Ne güzel sema ediyor. Fotoğraflar çat 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 çekiliyor. O semazen sokakta yürürken kafasını kaldırmayacak. Emeği zayi etmeyecek. Fotoğraflarını Facebook'a koyup her türlü arkadaşlığa açıkım dedi mi? Allah yolunu açık etsin onun. Yok öyle bir şey. Emeği zayi etmeyecek. Ona millet mesaj çekecek arkadaş olalım mı diye. O mesaja cevap bile vermeyecek. Ya da diyecek ki bu bize yasaklandı. Facebook'un gizli kanallarına kafasına göre arkadaşlar yazıp çizmeyecek. Yok öyle bir şey. Üzerinde senin kıyafet var. Bir şey temsil ediyorsun. Yapamazsın. Zaten açık açık söylüyor mu? Hakkımız helal değil varsa diye. Varsa hakkımız helal değil. Bu benim kendimle alakalı değil. Bu dergahla alakalı. Bu tekkeyle alakalı. Koy fotoğrafı, her türlü yazışmaya açık ol. Hakkımız helal değil.
Yapma kardeş. Kafanda o sikke var mı? Var. Sikkeye uygun davran. Bir yerde çavuşsun, sakirsin. Sen o adaba uygun davranacaksın. Bak, ben en yakınına duran adamı örnek veriyorum. Yapamazsın diye. Ona yapamazsın diyorsam hiç kimsenin yapabilirliği yoktur. Yapamazsın. Disiplin gerek. Zayi etmeyecek. Çocuk annen babanın hakkını, hukukunu zayi etmeyecek. Eş adamın hukukunu zayi etmeyecek. Adam karısının hukukunu zayi etmeyecek. Onun hukukunu zayi etmeyecek. Hani geldi ya kadının birisi, dedi ki ya Resulallah bana hükmet. Ne oldu? Eşim bana dedi ki git artık, anam gibisin. Ben yaşlanınca, çocuğu çocuğu büyütünce benden kurtulmayı istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geçmiş hukuka göre hükmediyor. Dedi ki böyle olması lazım herhalde. Olmaz ya Resulallah dedi. Yakasından bir de böyle çekiyor. Olmaz ya Resulallah. Allah'a bunu bir danış. Hemen ayet-i kerime indi. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki vallahi öyle fısıldaşıyorlardı ki ben duymak için kulak kabarttım ama duyamadım. Cenab-ı Hak cevap veriyor. O kadının fısıltıyla konuşmasını Allah duydu. Sen hanımının hakkını zayi edemezsin. O sahabe ne yapıyordu? Hanımının hakkını zayi ediyordu. Dedi ki, Cenab-ı Hak cevap veriyor. Sen hanımının hakkını zayi edemezsin. Onu sadece fıkıh kuralı olarak görmeyin. Orada kadının hakkını savunuyor Cenab-ı Hak. Diyor ki adama, sen o kadının hakkını savunamazsın. Hakkını yiyemezsin, zayi edemezsin. O kadın gençliğini sana feda etmiş. O kadın çoluğunu çocuğunu büyütmüş. Sen şimdi onu beğenmeyip kenara koyamazsın diyor. Ne yapıyor? Hakkını zayi etmiyor. O yüzden gençler, çocuklar, anne babalarınızın haklarını zayi etmeyin. Derslerinizi dosdoğru çalışın. Kadınlar, kocalarınızın haklarını zayi etmeyin. Eve bir eşya alınmış, bir malzeme alınmış. Bu bir tane domates dahi olabilir. Bir maydanoz sapı dahi olabilir bu. Kadın onu zayi etmeyecek evde. Erkekler, eşlerinizin haklarını zayi etmeyin. Size Allah'tan bir emanet. Ölünceye kadar onlarla iyi geçinmenin yolunu bulun. Zayi etmeyin. Sufiler, dervişler, dergahın hakkını, hukukunu zayi etmeyin. Birer numune olun. Kadın erkek. Ağzınızdan çıkanı dikkat edin. Gözünüzden çıkanı dikkat edin. Kulağınıza girene dikkat edin. Elinizden çıkanı dikkat edin. Hal ve hareketlerinizi ve davranışlarınızı dikkat edin. Zayi etmeyin. Bir emek var üzerinizde. Çavuş kardeşler, zakir kardeşler, ders yaptıran kardeşler, semazen başları, mıtrıp başları, zayi etmeyin. Herkes çoluğunu çocuğunu size teslim etmiş. Benim çocuğumu eğitin burada demiş. Benim çocuğum semazen olsun. Benim çocuğum mıtırıp olsun. Zayi etmeye hakkınız yok. Ders yaptıran kardeşler. Zayi etmeye hakkınız yok.
Hizmet edeceksiniz bulunduğunuz yerlerde. Hizmet edeceksiniz. Dilinize dikkat edin. Zayi etmeyin. Her zakir üstadı temsil eder. Her çavuş üstadı temsil eder. Her semazen başı üstadı temsil eder. Her mıtrıp başı üstadı temsil eder. Zayi etmeye hakkınız yok. Her vazifeli üstadı temsil eder. Zayi etmeye hakkı yok kimsenin. Herkes diliyle, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla hizmet edecek. Ortalığı çemkirmek, milleti kovalamak, yok millete ters laf söylemek. İşte çocuklara kötü davranmak, duymadım ama zayi olmayacak. Asla. Sakın ha. Şeytan kalabalıklığınızla sizi aldatmasın. Şeytan iyi iş yapmalarınızla sizi aldatmasın. Gevşemeyin. Sakın ha. Şeytan sizi yakınlıkla aldatmasın. Sakın ha. Şeytan sizi eski dervişlikle aldatmasın. Şeytan sizi zakirlikle, çavuşlukla, onbaşılıkla, semazen başılıkla, grup başlığıyla, mıtırıp başlığıyla aldatmasın sizi. Sakın. Zayi etmek yok. Cahille cahil olmak yok. Laf atana laf atmak yok. Laf atana 5 tane laf söylemek yok. Bu sufilik değil. Bu sufilik. Haklı olsan dahi bir adım geri çekilmektir sufilik. İki Müslüman tartışırsa, haklı olan bir adım geri çekilirse iki cennet vardır. Haksız olan geri çekilirse bir cennet vardır. Sufiler, Cenab-ı Hak nasıl gecenin karanlığında o kadının Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine fısıldadığını duyarsa, duyuyorsa, duyduysa hepimizi duyar. Hepimizi duyar. Hepimizin yazdıklarını görür. Hepimizin kendi kendine gizlediklerini görür. Hepimizin sakladıklarını görür. Aman. Allah muhafaza eylesin. Biz 4 yıllık evliyiz. Bir tane çocuğumuz var. Eşim üniversite son sınıfta, okul bitince askere gitmesi gerekiyor. Askerliği kısa dönem yapacak ama sizden ve zikrullah'tan 6 ay ayrı kalmamak için askere gitmek istemiyor. Kredi çekip ödemek istiyor. Sizce doğru mu? Gönül arzu eder ki borçlanmasın. Ama karar o kimsenin kendisine ait. Kredi çekip ödeyebilir mi? Ödeyebilecek noktadaysa ödeyebilir. Evet, mesele bitti. Hakkınızı helal edin. Allah yardımcınız olsun. Rabbim iyilik, güzellik versin. Sürçülisan ettiysek, birinizin kalbini kırdıysak, cümle. Birisini ötelediysek, ittiysek, yanlış bir sözümüz, eksik bir sözümüz olduysa hakkını helal etsin herkes. Hususi helallaşmak isteyen varsa, hakkı olan varsa da telefonum gece gündüz açık. Mesajlarım açık, maillerim açık. Hakkı olanın hakkını alması haktır. Bizden hakkı olan bir kimse varsa o da hakkını alsın. Hak yerine gelsin. İnşallah. Ölüm insana ne zaman geleceği belli değil.
Ne zaman yakalayacağı belli değil. O yüzden bu sözüm bütün herkese ve her yere. Varsa böyle bizden, bizim üzerimizde bir hak iddia eden, bu ticaret zamanlarımızı da ilgilendirir. Bütün hayatımızı ilgilendirir. Duyanlar duymayanlara nakletsinler. Herkes bu noktada varsa bir hakkı, gelsin hakkını alsın. Usulünden, icabından neyse. Allah izin verirse tekrar bu kurbanda işte malum hac zamanı, hacca niyetlendim çünkü. Bunu aklıma geldikçe böyle beyan edeceğim size. İşte hakkı olan varsa gelsin, hakkını alsın, meselemiz, işimiz bitsin diye. O yüzden böyle varsa hak iddia eden, inşallah yerimiz, yurdumuz, adresimiz, telefonumuz belli. Gelip herkes hakkı olan varsa hakkını alabilir inşallah. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı olsun. Selamünaleyküm.